Bu hafta Neler Konuştuk programına hoş geldiniz değerli Diyalog TV izleyicileri. 5-9 Aralık tarihinde hangi haberler gündemin ön sıralarına çıkmış bu programda sizler için toparlayacağız. Başlıyoruz. Haftaya eylemlerle başladık değerli izleyenler. Öğrencileri biliyorsunuz geçtiğimiz hafta salı günü bir kaza meydana gelmişti. Arkadaşlarını kaybeden öğrenciler de eylem yaptılar. Eylemleri de hala devam ediyor. İlk eylem Başbakanlığın önündeydi. İzliyoruz. Öfkeli öğrenciler Başbakanlık önündeydi. Acı kazada yaşamını yitiren İlayda'nın annesi de eylem noktasındaydı. Benim kızım öldü. O başka İlayda, Sude, diğer canlar yanmasın diye. En önce emniyet, o yollardaki emniyeti sağlamaları lazım. O asfaltlarda, o yollarda kedi gözü bile yok. Hiçbir denetim, şey yok. O yolda denetim yok. O zaman kayalar düşüyor yollara. Ben gittiğimde, kızımın öldüğü yere gittiğimde çatır çatır kayalar düşüyordu arabaların üzerine. Buna bir önlem. Yani devlet onlara bir beton atamıyor mu? Bir şey kapatamıyor mu? Hiç Türkiye'ye veya Rum tarafına geçip kimse bakmıyor mu? Bunlara bir bakın. Yapılacak şeyler var. Paraları nereye veriliyor? Bizim verdiğimiz vergiler nereye veriliyor? Bunların hesabını biz çocuklarla hep birlikte biz bunların hesabını soruyoruz. Olayların kapanmasına izin vermeyeceğini söyledi. Her şeyin takipçisi olacağım. En önde her şeyin en önünde ben varım. Canım yanıyor. Yani daha ne söyleyecek çok şeyim var. Anlatacak çok şeyim var. Ama şu an gücüm yok. Yani çok taze. İlerleyen günlerde zaten ben bunu yine bu yürüyüşler yapacak. Bu yollar düzelmedikçe evlatlarımla hepsi benim çocuğum. Hepsi İlayda benim için. Hepsi Sude benim için. Yine devam edeceğiz. Bu bugün burada konuşuldu, olmadı, ilerlemedi diye ben susmayacağım. Ben devam edeceğim. Bütün çocuklar, çünkü benim çocuğum Nefkaşa'da oturuyordu, otobüse binmiyordu ama yüzlerce, binlerce çocuk köylerden geliyor. Bunların arkasında durulmasını istiyorum ben. Bunda savaşını vereceğim. Siyasetle de işim olmaz zaten benim. Ben çocuklarım için uğraşıyorum. Kızımın kanının yerde kalmaması için uğraşıyorum. Ben çocuğum için yanıyorum. Öğrenci ailelerini de eylemlere destek vermeye çağırdı. Ben anne olarak buradayım. Baktım sizin ailelerinizden hiç kimse yok. Onların da olması gerekiyordu. Tek çocuklarla değil. Bir gün İlayda ölür. Bin yıl İlayda doğar. Ama o anneler hiçbir zaman evladını, benim bir evladım daha var. Ama İlayda başka, o başka. İkisi ayrı can taşıyor benim için. İkisi de benim için ayrı bir hayattı. Ailelerinize bunu söyleyin, susmasınlar. Başbakanlık Müsteşarı Metin Beyoğlu da eylem yapan gençlerin yanına geldi ve konuşma yaptı. Ne söylesek, ne yapsak gidenleri maalesef geriye getiremiyoruz. Bu acılar toplumumuzun bağrında büyük bir yara. Bu aşamada ailelerin acısını hafifletmek, geride kalanlara yardımcı olmak için ne gerekirse hükümet yapmaya hazırdır. Keza trafikle ilgili birçok düzenlemeler şu anda ilgili makamlar tarafından masaya yatırılmıştır. Çalışmalar da devam etmektedir. Öte yandan öğrencilerin Başbakanlık önündeki eyleminin devam ettiği sırada ilginç bir olay yaşandı. Bir polis memuru yaşananlara dayanamadı ve hıçkıra hıçkıra ağladı. Hani derdin ya? 9 ay karnına büyüttün. Hani yerlere düştüğünde ağlardın ya. Ay o kızım, oğlum. Yerin acıyor derdin ya. İçim alıyor anne, içim. İçim. Nerede anne genci? O zaman bırakın geçelim. Ne bilanlar ölecek? Neden ölecek? Yollar yapılmıyor anne. Polis memuru arkadaşları tarafından eylem alanından uzaklaştırıldı. Bu arada Başbakanlık duvarına sprey boyayla yazı yazdıkları gerekçesiyle 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Hafta boyunca Başbakanlığın önündeki eylem devam etti. İzliyoruz. Geçtiğimiz hafta dağ yolunda meydana gelen trafik kazasının ardından tepkilerin boyutu değişti. Sendikal platform saat uygulamasından vazgeçilmesi ve 3 bakanın istifası talebiyle tam gün grev yaptı. Sendikal platformda yer almayan Kamusen de genel greve destek verdi.
Eylemin bu seferki adresi yine Başbakanlık. Geçtiğimiz hafta meydana gelen trafik kazasının sonrasında çeşitli eylemler düzenlendi. Hatta geçtiğimiz hafta düzenlenen eylem, Başbakanlık önünde yapılan eylem oldukça hararetliydi. Tansiyon fazlasıyla yükselmişti. Hatta Başbakanlığın giriş kapısı eylemciler tarafından tahrip edildi, kırılmıştı. Kapının hemen kırılmasından sonra da çelik bir kapıyla hemen tamiratı yapıldı. Bugün yine eylem var. Geniş kapsamlı bir eylem. Öğrencilerin yanında bazı sivil toplum kuruluşları var. Çalışma saatlerinin Başbakanlık tarafından, Bakanlar Kurulu tarafından düzenlenmesinden sonra da buna da ciddi anlamda tepki oluştu. Ve saatlerle ilgili tepkiyi de protesto etmek için aynı zamanda buraya geldi eylemciler ve hükümeti istifaya çağırıyorlar. Öğrencilerin de yer aldığı kalabalık sabah saatlerinde Başbakanlık önünde toplandı. Açıklamaların hedefinde hükümet vardı. Bakın, bakın Sayın Cumhurbaşkanım, bakın Sayın Başbakanım, bakın ananın yüreği, babanın yüreği nasıl yanıyor. Hey Sayın Cumhurbaşkanım, hey Sayın Milli Eğitim Bakanım, hey Sayın Başbakanım, sizlere sesleniyoruz. Sizler, sizi duyurmaya geldik. Dün değil, bugün değil, yarın değil. Bizler hep birlikte, el ele, omuz omuza verdik, sizlere sesimizi duyurmaya geldik. Türksel Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümete taleplerini yerine getirme çağrısı yaptı. Buraya sendikal platform olarak platform kurmak ve ses düzeni kurmak için izin istedik, izin talep ettik yasalara uygun olarak efendilerden. Uygun değilmiş burada ses düzeni kurup insanlarımıza seslenmek. Siz mi karar vereceksiniz de buna? Siz kimsiniz de? Öğretmen burada, işçiler burada, memur burada, özel sektör burada. Ülkenin geleceğini teslim edeceğimiz gençlerimiz burada. Siz neredesiniz be? Siz neredesiniz be? Halkın neredeyse %99'u size saatleri geri çekeceksiniz diyor. Siz kimi temsilen burada oturursunuz ya? Bana bunun cevabını verin. Bu mikrofonlardan burada İrsen Bey'e de söylemiştim. Topluma rağmen iş yapma demiştim. Nerede bir İrsen Bey şimdi? Evinde. Sizde en erken zamanda bunun siyasi bedelini ödeyeceksiniz. Sendikal platform adına konuşan KITAMS Başkanı Ahmet Kaptansa şunları söyledi. Bizi ağlatan, İlayda'nın annesini ağlatanı, Sude'nin annesini ağlatanı, Denktaş'ın ailesini ağlatanlara ne zaman hesap soracaksınız? Hesap sorana kadar biz buralardan ayrılmayacağız ve sizi görene kadar, hesap sorana kadar biz buralara gelmeye devam edeceğiz. Konuşmaların tamamlanmasının ardından kaptan, eylemin saat 12 itibariyle sona erdiğini duyurdu. Ancak öfkeli kalabalık açıklamaya tepki gösterdi. Bu kez sendikalar protesto edildi. Deviş eyleme devam kararı aldı. Eylem sırasında polis ve eylemciler arasında zaman zaman gergin anlar da yaşandı. Davet al! Yürü be! Davet al! Kalka! Bunu bırakmayın! Kalka!
Çıkan arbede sonrası polis koridorunu delmeye çalışan bazı eğlencelere müdahale edildi. Yalnız gelin. Kim gelecek be benim üstüme? Gelin. Gelsin. Atılan taş ve cisimler nedeniyle bazı polisler yaralandı. Ambulans geldi, ambulans aldı. Görsünler işte. Taşkınlık yaptığı gerekçesiyle bazı eylemciler gözaltına alınırken darp edildiği gerekçesiyle şikayette bulunan eylemciler de vardı. Bana yaptı bana. Şimdi daha gündüneyim. Tamam biz gerekeni yaparız. Eylemden sonra gel karakola buyur. Hayır. Yaşanan arbedeler sonucunda hem polislerden hem de eylemcilerden yara alanlar oldu. Sağlık Bakanı Faik Sucuoğlu, Diyalog TV'ye yaralılar hakkında bilgi verdi. 3 polis memurunun yaralandığını ifade eden Sucuoğlu, 2 de eylemcinin yaralandığını kaydetti. Öte yandan genel grev nedeniyle hava yolu ulaşımı da aksadı. Grevden toplamda 23 uçuş etkilendi. Uçuşlar saat 15.30'dan sonra yeniden başladı. İptallerden dolayı 2000 yolcunun etkilendiği belirtildi. Yaşanılan grevler ve eylemlere karşı Başbakan Hüseyin Özgürgün'ün Diyalog TV'ye özel açıklamaları oldu. Bakalım Başbakan neler söylemiş. Başbakan Hüseyin Özgürgün sessizliğini bozdu, Diyalog TV'ye konuştu. Bir haftadır devam eden eylemler ve sendikaların taleplerini değerlendiren Özgürgün, hükümetin geri adım atmayacağını açık bir dille ortaya koydu. Sendikaların eylemini eleştiren Başbakan, eylemlerin siyasallaştırıldığını savundu. Avrupa saati değil, burada teknik olarak bütün ulaştırmanız, haberleşmeniz, çıkışınız, bankacılık sisteminiz, mali sistemlerinizin tamamıyla bağlı olduğu, sizi tek tanıyan ve bütün dünyanın da Türkiye'nin lokal otoritesi yani bir alt yönetimi olarak gördüğü bir çıkışı nasıl farklılaştıracaksınız? Teknik olarak bazı aksamalara sebep olacak. Ciddi eğer aksamalara para sebep olur tabii. Çünkü bununla ilgili de bir şey olmayacağı yönünde. Olmayacağını söyleyenler ama güneye uydurmamızı isteyenler işte. Yani güneye uymak zorunda değilim ben. Bu altyapılar hazırlanmadan böyle bir şeyi bir anda yapmak karanlığa kurşun sıkmak olur. Hiçbir şeyle seninle bir şey yapmak istemeyen birisine niye saati uydurasın zaten? Ve bunu şimdi o noktaya çekip biz Avrupa saati ve güney saati isterim. Ama Türkiye ile farklılaşmasını buna tercih edenin siyasi istismar yaptığı açıkça. Bu konu. Başbakan mesai saatlerine uyulmaması durumunda gerekli adımın atılacağını ifade etti. Okul saatleri belli. Kamu saatleri belli yani sonuçta hükümet bunu ilan etti. Hükümetin belirlediği saatler var. Uyulmama noktasına. Uyulmama noktası tabii ki değerlendirilir yani yasal çerçevede, anayasal çerçevede neyse gereken yaptırımlar yapılır. Oradaki amirler o saate uymayanlara gereken anayasal, yasal neyse şeyleri uygular. Yani bu herhangi bir şekilde ben buna uymam demekle olmaz. Uymazsan da uymazsın. Yani sonuçta onun neyse şeyi katlanırsın. Özgürgün, sendikaların 3 bakanın istifasını talep etmesine yönelik olarak da şu yorumda bulundu. Bu noktada istenen 3 bakanın istifası istenen 3 bakanın neden istifası isteniyor? Yani orada nasıl bir sorumluluk taşıyorlar? Bu, bütün bu yaşananlar içerisinde. Ve bir de 3 bakanın istifasını yani bu kadar kolay istifa istendiğine göre bunun sonucunda demektir ki yani bunların yerine gelecek olan bakanlar 6 ayda onlar süre bulamadı. Bunların yerine gelecek olan bakanların bu 6 aylık daha bütçesini yapmamış bakanlara ek olarak yapacakları ne vardı bugüne kadar? Yani ben ona bakarım. Yani bir yapacak bir şeyinin biraz daha zamanla olabileceğini yani bir zamanın daha verilmesi gerektiği bir hükümet. Bir kaza olduğu bu kazanın neticesinde istifa isterim diyerek saatleri buna bahane koyarak ve gerçekten siyasi istismara giderek bunu yapmak olduğunda hükümet buna nasıl karşılık verecek? Yani ben bunu
Gerçekten anlamıyorum yani. Başbakan Özgür Gün, yardımcısı Serdar Denktaş'ın maaş kesintisi önerisinin hükümetin gündeminde olmadığını söyledi. Yok öyle bir hükümet önerisi yok. Ben Serdar Bey'le bunu konuştum. Bu o anda olan o tansiyonun yükselmesi içinde konuşmalar arasında, yani Serdar Bey bunu basına falan açıklamamış bana söylediği. Dolayısıyla o arada o tansiyon yükselirken yapılan konuşmaları basına birileri veya bir şekilde o konuşmalar aktarılır. O sinir içerisinde konuşma geçmiş ama bu tabii ki bizim herhangi bir şekilde hükümet böyle bir karar aldı. Hükümet bu noktada düşünür noktasında değildir. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş da grev ve eylemlerle ilgili konuştu. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, eylemlerle ilgili açıklamada bulundu. Denktaş, eylemlerin provoke edildiğini söyleyerek acının siyasete kurban edildiğini bildirdi. Saat uygulaması konusunda yaşanan sıkıntıları anlatan Denktaş, bu kararın talimatla verilmediğini ifade ederek şöyle konuştu. Merkez Bankası'ndan ulaşıma kadar saat düzenlemesinin Türkiye ile uyumlaştırılması lazım. Türkiye'den talimat alındığı için değil, kendimizin aldığı bir karardır. Karar verildiği günden beri oturup sendikalarla toplantılar yapıldı. Acı istismar edilmeye çalışılıyor, siyasete kurban ediliyor. Cumhurbaşkanının saatleri geri çekilmesi konusunda yaptığı açıklama da talihsiz bir açıklama. Tamamen referandum olacak diye halkı hükümete karşı kışkırtma, vatandaşı kışkırtma, ayaklandırma amaçları. Bunda da başarılı oldular. Eylem ve grev yapmanın sendikaların hakkı olduğunu ifade eden Denktaş, hükümet değerlendirme yaparak bir karar verecektir ama üzülüyorum çünkü gençlerimize katil devlet diye slogan attırmak, Ankara elini yakamızdan çek diye pankart açtırmak, böylesi bir acıyı siyasete kurban etmek olmaması gerekir, dedi. Denktaş sözlerinin sonunda şu mesajı verdi. Son eylemde ben o gençlerin acısını paylaşmak amacıyla yanlarına gitme kararı aldım. Küfredenler vardı. Gençler değil ama kim olduklarını bilmiyorum. Eylemler provoke ediliyor. Sesimiz çıkmıyorsa acizliğimizden sanmasınlar. Bu ülkede işlerin farklı bir noktaya gitmesini istemiyoruz. O yüzden ses çıkarmıyoruz. Bugün de ben veya başka bir bakan arkadaşım oraya gitseydi yine aynı olay yaşanacaktı. Kaçtığımız yok. Bu haftanın başlarında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Brüksel'e gitti. Gitmeden önce de Erçuhan Havalimanı'nda önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı resmi temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde Brüksel'e gitti. Brüksel'e hareketi öncesi Ercan Havalimanı'nda basına açıklamalarda bulunan Akıncı, çözüme ulaşıldığı takdirde Kuzey Kıbrıs'ın Avrupa Birliği içerisinde yer alacağını belirterek bu noktada Avrupa Birliği'nden beklentileri olduğunu kaydetti. Cenevre'de bir mutabakat sağlarsak biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak daha evvel de ifade ettiğim gibi onurlu bir çözümde eşit yerimizi alacağız. İki eşit kurucu devletten biri haline geleceğiz. Uluslararası hukuk yanında Avrupa Birliği içinde de yerimizi alacağız. Dolayısıyla zaten bir süredir yürüttüğümüz Avrupa Birliği'ne hazırlık sürecimizin bundan böyle de daha büyük bir önemi olacak. O anlamda Avrupa Birliği'nin en yetkili kişileriyle yapacağımız görüşmelerin büyük önemi olduğunu düşünüyorum. Hem bize düşen görevler var ama aynı zamanda Avrupa Birliği'ne düşen görevler de var. Gerek çözümün sağlıklı bir şekilde yaşama geçebilmesi adına Avrupa Birliği'nin de yapması gerekenler var. Kıbrıs Türk halkının Avrupa Birliği'ne hazırlanması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne hazırlanması yönünde de Avrupa Birliği'nden beklentilerimiz var. Ocak ayında yapılacak 500 zirveye de değinen Akıncı, zirveye hiçbir ön koşulla gitmediklerinin altını çizdi. Hiçbir ön koşul yoktur. Varılan mutabakat açıklandığı gibidir. Perde gerisinde herhangi bir ön koşul üzerinde yahut da bir alver yapıldı da ona göre bu harita çıktı. Ona göre bu yol haritası belirlendi gibi bir takım spekülatif bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. BM tarafından tarafların uzlaşısı olarak açıklanan metin neyse
gerçek odur. Dolayısıyla o çerçevede konuların değerlendirilmesini hasaten rica ediyorum. Çünkü bu şekildeki bilgiler kafa karışıklığından başka hiçbir işe yaramaz. Cumhurbaşkanı Akıncı sözlerinin devamında değişen mesai saatleri konusuna da değindi. Benim evim hemen bir okulla bitişik vaziyettedir, yan yanadır. Bugün ziller iki kez çaldı. Hem sabah 8'de çaldı, hem sabah 8.30'da çaldı. Kıbrıs Türk halkının bu şekilde bir karmaşa içinde yaşamaması gerekir. Bu sorunun ivedilikle aşılması gerekir. Bu konuda kavga ve kaosa gerek yok diyen Akıncı, saatlerin bir saat geri alınmasıyla sorunun çözümlenebileceğini kaydetti. Efendim bu konuda geçen hafta içinde hükümetle yaptığımız görüşmede, benim başkanlık yaptığım toplantıda da kendilerine ifade ettim. Bunu ayrılırken bugün tekrar etmek istiyorum. Bu konuda zıtlaşmaya, kavgaya, kaosa gerek yok. Bu konuda doğanın kurallarına göre hareket etmek en doğru, en akılcı iş olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla Avrupa saat dilimine göre saatleri bir saat geriye çekmek en doğru tavırdır diye düşünüyorum. Bu düşüncemi de kamuoyuyla paylaşmak ihtiyacını duydum. Cumhurbaşkanı Akıncı, 8 Aralık Perşembe akşamı saat 20'de yurda dönecek. Türkiye'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Kıbrıs meselesine ilişkin konuştu. Bakalım Kılıçdaroğlu neler söylemiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na hitap eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk dış politikasını eleştirdi. Dış politika, Kıbrıs, 18 adamız işgal altında, 18 adam. Hani bu milliyetçilik neredeydi? Bir dönem ayakların altındaydı, bir dönem yukarıda. CHP lideri iddialara konu olan Ege'deki 18 adanın akıbetini sordu. 18 ada. Egemenliği Yunanistan'a bırakılmamış. Bakın altını çiziyorum. Egemenliği Yunanistan'a bırakılmamış 18 adada Yunan bayrağı dalgalanıyor. Niye bir şey yapmıyoruz? Hangi gerekçeyle bir şey yapmıyoruz? Horoz ötse duyuyoruz. Yunan bayrağı var. Ada kimin? Bizim. Soruyor arkadaşlar. Komisyonlarda soruyorlar. Ya bunlar bizim mi? Evet bizim diyorlar. Ya niye müdahale etmiyorsunuz? İstişare ediyoruz diyorlar. Ne istişaresi arkadaşlar? Ne istişaresi? Dış politikada düştükleri durum değerli arkadaşlar. Kıbrıs müzakere sürecine de değinen Kılıçdaroğlu, egemenliğin güçlendirilmesi yerine taviz verildiğini iddia etti. Kıbrıs'ta, bakın göreceksiniz, Kıbrıs'ta pazarlıklar gidiyor. %29'a düşürüyor o toprağı. Niye %29'a düşürüyor? Pazarlıklar gizli kapalı yapılıyor. Lütfen istirham ediyorum. İktidar partisinin milletvekillerinden istirham ediyorum. Bizim kadar izlemeyebilirsiniz. Ama en azından dış politika konusunda çok değerli arkadaşlarımız var. Onlara bir sorun. Kıbrıs'ı gerek siyasal açıdan, gerek stratejik açıdan bizim korumamız gerekiyor. Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü. Kıbrıs elimizin altından kaymamalıdır. Bedel ödedik Kıbrıs için. Bedel ödedik. Şehitlerimiz var orada. Biz o bedelin karşılığından şimdi Kıbrıs'taki egemenliğimizi güçlendirmemiz gerekirken taviz vermeye başlıyoruz. Bunlar doğru değil. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın çok önemli bir açıklama yaptı değerli izleyenler. Geçtiğimiz günlerde Cenevre'de 12 Ocak'ta gerçekleşecek olan çoklu konferansa veya bir başka deyişle beşli konferansa Türkiye'den Türkiye adına Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağını söyledi. İzliyoruz. Kıbrıs müzakerelerinde son evreye geçiliyor. Garantörlerin de katılacağı beşli zirve İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in 9 Ocak'ta bir araya geleceği zirveye garantörler de 12 Ocak'ta dahil olacak. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin zirvede en üst düzeyde temsil edileceğini duyurdu. 2016 Kıbrıs sorununun çözümü ve adanın birleştirilerek iki kesimli, iki toplumlu bir statüye kavuşturulması için kritik bir yıl. Tabii şu anda çok az bir süre kaldı 2016'nın bitimine. Bizim beklentimiz tabii ki Montpellier'inde yapılan müzakerelerde artık bunun bir sonuca bağlanmasıydı. Bu gerçekleşmedi. 2017'ye sarktı. Bildiğiniz gibi 9-11 Ocak tarihleri arasında Sayın Akıncı ile Sayın Anastasiadis tekrar bir araya gelecekler ve gündemdeki diğer konuları, işte mülkiyet meselesidir, dönüşümlü başkanlık konusudur, güvenlikler, garantiler, bütün bu başlıklarla ilgili müzakereleri neticelendirmeye çalışacaklar. Ayın 12'sinde de, yani 12 Ocak'ta da garantör ülkelerinde dahil olduğu Birleşmiş Milletler'le beraber beşli bir toplantı yapılacak. Bu toplantıya tabii ki Cumhurbaşkanımız düzeyinde bir katılım olacak. Kıbrıs'ta çözüme çok yaklaşıldığını belirten Kalın, Türkiye'nin Kıbrıs'ta bir adım önde politikasının devam ettiğini sözlerine ekledi. Biz bu konuda baştan beri Sayın Cumhurbaşkanımızın ta Annan planından beri ifadesiyle hep bir adım önde olduk. Bugün de bu politikamız devam ediyor. Türkiye Kıbrıs konusunda bir adım önde olmaya devam ediyor. Bu son Montpellier'in görüşmeleri sürecinde de Türk tarafı son derece yapıcı bir tutum içerisinde oldu. Ön açıcı tekliflerle geldi. Kalan bu diğer konularında, son iki görüşmede sonuca bağlanamayan konularında, bu şu an 11 Ocak, 9 Ocak'a kadar Kıbrıs ve Rum tarafı, Türk ve Rum tarafları bu konuları görüşmeye devam edecekler. Onların bir ikmal edilerek belli bir noktaya gelmesini biz bekliyoruz. Ama başta da ifade ettiğim gibi burada iki toplumlu, iki kesimli ve çıkartılması çok büyük önem arz ediyor. Bu sağlandığı zaman hakikaten adanın birleşmesi, hem adadaki iki toplumun da, Rum tarafının da, Türk tarafının da güvenliği, refahı, barışı açısından tarihi bir önem arz edecek, tarihi bir dönem başlayacaktır. Bu konuda biz yapıcı tutumumuzu sürdürüyoruz ve doğru adımlar atılması halinde de Kıbrıs meselesinin çözümünde, çözüme çok yaklaştığımızı ifade edebilirim. Daha doğrusu 9 Ocak'la 13 Ocak arasında Cenevre'de yapılacak olan toplantıyla ilgili Aydın'ın bir açıklaması oldu. Bakalım o neler söylemiş. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Bart Aydı, Rum Devlet Televizyonu'na konuştu. Kıbrıs'la ilgili konferansın katılımcıları konusunda henüz kesin kararın alınmadığını söylediği belirtildi. Birleşmiş Milletler'in 1960 anlaşmasında resmi değişiklikler imzalanmasında sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin somut rolü olduğu görüşünde olduğunu belirten Aydı, konferansta Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türklerin, Yunanistan'ın, Türkiye'nin ve Britanya'nın yer alacak olmasının ise kesin olduğuna atıfta bulundu. Konferansa kimlerin katılacağına, kimin karar vereceği sorusuna da Kıbrıs'taki iki tarafla müzakerelerle Birleşmiş Milletler yanıtını verdi. Öte yandan dün gerçekleştirilen Rum Ulusal Konseyi sonrası açıklamalarda bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cenevre'de gerçekleştirilecek uluslararası konferansın beşli değil çok katılımlı olacağını söyledi. Rum lider konferansa sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ve Avrupa Birliği'nin de katılacağını, ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin de yer alması için girişimlerde bulunacağını belirtti. Cumhuriyet Meclisi'nde de Kıbrıs meselesi tartışıldı. İzliyoruz. Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe tartışmaları devam ediyor. Bugün de Cumhurbaşkanlığı bütçesi ele alındı. Yapılan konuşmalara müzakere sürecine ilişkin tartışmalar damga vurdu. İlk sözü Demokrat Parti Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu aldı. Biz bu ülkede yan yana birlikte bu ülkeyi vatan yapmak için ne yapabiliriz arayışı içerisindeyiz. Ama bunu biz karşı tarafta göremiyoruz. Bunu, bak, bu konuyu ben şahsen Rumların içine sindirdiğini ben kabul edemiyorum, göremiyorum. Bunu güneye geçen insanlarımıza karşı zaman zaman sergilenen saldırılar bunun en büyük kanıtıdır, onu söyleyeyim.
Yarın böğün Allah korusun bir çözüm olduktan sonra bugün bu tür bir taşkınlık çıkacak olur ise bunun sonucunu nereye varacağını bilemeyiz. Yani orman yangınlarda bir kibritten çıkar. Bir kibritten çıkar. Bu tür bir olay olur. Hemen akabinde ne tür bir gelişme olacağını bilmiyoruz. Hele bir de bu asker çıkarsa bak söylüyorum ben. Vay halimize. Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ersin Tatar da endişeli olduğunu ortaya koydu. Baktığında manzaraya karşı tarafa işte uluslararası hukuk, Avrupa Birliği, Türkiye'nin burada ne işi var? Şu bu falan derken bizleri mağdur etme durumuyla karşı karşıya kalabiliriz. Ve dolayısıyla öyle bir ortamda Kıbrıs Türklerin geleceği bu memlekette nasıl şekil bulacak, nasıl bu olayın altından kalkacağız gibi bir takım endişeleri taşıyoruz. Çünkü karşı tarafta güçlü bir ekonomi. Uluslararası hukuka karşıyık zaten. Yani bu uluslararası hukukun şekillendirilmesinde de senin kavranını verebilirsen, haklarını verebilirsen, haklılığını savunabilirsen, ben bir halkın geleceğini, bir halkın her şeyini tartışıyorsan masada ve sen yapacağın icraatları da hak hukuk derken bu halkın yok olmasına sebebiyet verecek bir ortam yaratabilirsen bundan daha da büyük haksızlık olabilir mi? Bunun için kavga ediyoruz. Yani hukuk dediğinde en sonunda yorum meselesidir. Dünya hukukuna göre de Kıbrıs Türk halkı ayrı bir halksa ki madem dünya bu kadar halklara ve insanlığa önem veriyor evrensel haklar, bir takım gelişmeler, şartnameler, şunlar bunlar. Bizim de halkımızın geleceğinin garanti altına alınması bizler için çok önemli bir. Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Tufan Erhürman da konuşmasında hayır kampanyası başlatılıp başlatılmamasını sorguladı. Sayın Cumhurbaşkanı buraya geldi, buradan konuşma yaptı. İki defa galiba kapalı oturum oldu. Çıkıp da bu konularda şunu yapmalısınız, bunu yapmalısınız. Bakın buna dikkat edin denmedi. Üç defa. Yani ekonomik konverjansla ilgili aman şuna dikkat edin. %85 denildi demin, %85 yetmez, 95'e kadar olması lazım. Çünkü bunlar yok. Bunlar yok. Ne var? Yani hayır deme hazırlığı var. Ona da saygı duyuyorum. Hayır deme hazırlığına saygı duyuyorum. Çünkü siyasi bir tercihtir. Ama yani bunu avlayıp kullanmayalım o zaman. Siyasi tercihim budur diyelim. Kapatalım defteri. Ben de onu isterim. Ben de bunu isterim. Ama ise gerekçe. Gerekçe yoksa rasyonel bir tartışma da yok. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kıbrıs meselesine ilişkin konuştu. Bakalım hangi mesajları vermiş? Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere gittiği Brüksel'de yeniden başlayacak Kıbrıs müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsviçre'nin Montpellier'in kasabasında yapılan müzakerelerin iki turundan bir sonuç çıkmadığına işaret ederek, esasen müzakerelerin sonuç odaklı olması gerektiğini söyledi ve 13 Ocak'ta başlayacak Beşli Konferans'a dikkat çekti. İki tur Montpellier'in görüşmelerinden bir sonuç çıkmadı. Bir tanesinde Rum tarafı ara istedi, ikincisinde de masadan kalkmak istedi. Ama sonra tabii bu hatadan dönüldü. Adada yapılan görüşmeler sonrasında müzakerelere tekrar başlama kararı aldılar. Esasen müzakerede sonuç odaklı olmalı. O yüzden Beşli Konferans'ın da tarihinin yeri ve yerinin belli olması gerekiyordu. Bu da belirlendi. 12 Ocak'ta başlayacak Beşli Konferans. Bu nihai konferanstır. Onun öncesinde de 3 gün yine aynı yerde taraflar yoğunlaştırılmış görüşmelerini sürdürecekler. Esasen Beşli Konferans'a kadar açıkta kalan konuları, görüşmelere devam etmeleri doğal. Hatta öncesinde de yani 9 Ocak'a kadar da adada görüşmelere devam edecekler. Bizim de arzu ettiğimiz buydu. Sonuç odaklı, bir takvime bağlanan bir süreç olsun artık. İlelebet böyle ucu açık bir şekilde müzakere yapılmaz. Sonuç da elde edilmez. Herkes şu andaki tablodan mutlu. Türkiye'nin bu süreci her zaman desteklediğini ve desteklemeye devam ettiğini vurgulayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şöyle konuştu. Bizden daha güçlü destek veren hiçbir ülke olmamıştır. Yani buna garantör ülkeler, Yunanistan da dahil. Her zaman Cumhurbaşkanımızın söylediği bir şey var. Biz herkesten bir adım önde olacağız. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Brüksel'deki temaslarına ilişkinde değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, özellikle Avrupa Birliği'nin ve diğer ülkelerin liderlerinin, Dışişleri Bakanlarının adadaki gelişmelerle ilgili konularda doğrudan Türk tarafından bilgi almasının sağlıklı olacağını söyledi. Özellikle Avrupa Birliği'nin ve diğer
ülkelerin liderlerinin, dışişleri bakanlarının adadaki gelişmelerle ilgili konularda doğrudan Türk tarafından da bilgi alması çok sağlıklıdır. Yanlış anlaşılmalar ortadan kalkar, dezenformasyon varsa ortadan kalkar, yanlış yönlendirme varsa ortaya çıkar ki oluyor maalesef bazen. O nedenle Avrupa Birliği yetkililerinin de Akıncı'yı davet etmeleri ve görüşmeleri son derece sağlıklıdır. Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin de her zaman diğer liderlerle bu tavsiyede bulunduğunu da sözlerine ekledi. Türkiye Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Kıbrıs'a her zaman destek olduklarını söyledi. Türkiye'nin Kıbrıs işlerinden de sorumlu Bakanı Tuğrul Türkeş, müzakere sürecine destek belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 2017 yılı bütçesi üzerinde hükümet adına konuşan Türkeş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan ekonomik katkılardan bahsetti. Türkeş, ana vatan olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 2002 yılından bu yana yaklaşık 10 milyar lira düzeyinde destek sağladık. Yapılan bu harcamalara su temin projesinde yapılan yaklaşık 1.6 milyar liralık harcama dahil değildir, dedi. Türkeş, ülkenin kamu yönetimi, maliyesi, finans sektörü, altyapı ve reel sektörüne teknik finansal destek sağlandığını, bu konularda 300 civarında proje yürütüldüğüne dikkat çekti. Kıbrıs müzakere sürecine de değinen Türkeş, Türk tarafının ısrarla çözüm istediği ve haklı talepleri yanında Rum kesiminin uzlaşmaz tavrı önemli bir fırsatın dağıtabilmesine neden olmuştur. Bizim kimseye bir şey verdiğimiz yok. Türkiye, İngiltere gibi sadece kuzeyin değil, adanın tümünün garantörüdür. Sadece Kıbrıs Türk'ünün garantörü değiliz. Adanın tümünün, bütün topraklarının ve adada yaşayan tüm ahalinin garantörüyüz. Bu anlaşma değişmemiştir, değerlendirmesini yaptı. Kıbrıslı Rumların baskısı ve dünya hukukunun meşru hakları görmezden gelmesiyle Kıbrıs Türklerine uygulanan ambargolara haksız tecride rağmen Türkiye olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni desteklerini sürdürdüklerini vurgulayan Türkeş, 2017 yılında da desteklerini sürdürmeye devam edeceklerini belirtti. MHP'den ihraç edilen bağımsız milletvekili Ümit Özdağ, Kıbrıs meselesine ilişkin konuştu. Dinliyoruz kendisini. Gaziantep bağımsız milletvekili Ümit Özdağ, Kıbrıs müzakerelerini değerlendirdi. 15 Mayıs 2016'da Birleşmiş Milletler gözetiminde yeni bir görüşme süreci başlatıldı. Mecliste düzenlediği basın toplantısında konuşan Özdağ, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve müzakere heyetini eleştirdi. KKT Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın KKTC'yi tasfiye etmek için çok hazır olduğu, egemenlik paylaşımı için kendisine toprak vermek zorunda hissettiği, ekibinin çok zayıf olması daha ilk günden kaygılarımızın artmasına neden oldu. Ve Rum tarafı da her zaman olduğu gibi bir gün Türk halkını yok edebileceği bir pozisyona erişmek için görüşmeler sonucunda çaba sarf etti ve ne yazık ki bu çabasında başarılı olmuş gözüküyor. Özdağ, Annan planından daha ağır bir belgenin ortaya çıktığını ileri sürdü. Akıncı'nın Türkiye'ye ana vatan bile diyemeyen bir Rumsever tutumu ile ekibinin ideolojik merkezli çarpık duruşu birleşince ve buna da daha önce, aylar önce uyardığım dosyalar konusundaki cehaletleri eklenince Annan planından çok daha ağır bir belge çıktı. Karpaz ve Güzelyurt'la ilgili iddialara değinen Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü. Kıbrıs'ta KKTC'yi ortadan kaldırmayacak, Türk varlığını da kısa zamanda ortadan kaldıracak bir anlaşma. Eğer garantörlük anlaşmasını bozarsanız bunun uluslararası etkinliği ve yapısı tahrip olacak. AKP iktidarını buradan uyarıyorum. Ege'de yaptığınızı sakın Kıbrıs'ta yapmaya kalkmayın. Bir tek çözüm var, o da bağımsız KKTC çözümüdür. Müzik.
Haftanın başında Brüksel'e giden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Perşembe akşamı adaya döndü ve önemli açıklamalar yaptı. Akıncı, Brüksel'den ayrıca da memnun döndü. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Brüksel temaslarını tamamlamasının ardından yurda döndü. Ercan Havalimanı'nda basın açıklaması yapan Akıncı, Brüksel'deki temaslarından memnundu. Türkiye'nin sürece destek verdiğini söyleyen Akıncı, sürecin başarıya ulaşması için bu desteğin hayati öneme sahip olduğunu söyledi. Türkiye'nin kararlılığının, çözüm istekliliğinin bir işareti olarak bugün yapılan bir açıklamanın da altını çizmek istiyorum. 12 Ocak'taki konferansa en üst düzeyde Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın katılacağının açıklanmış olması, Kıbrıs sorununun çözümüne verilen değerin, önemin bir göstergesidir diye değerlendiriyorum. Temenni ederim ki çok uzak olmayan bir gelecekte Sayın Tsipras da Yunanistan Başbakanı olarak o konferansta hazır olacağını açıklar ve dolayısıyla en azından o konuda kuşku bulutları varsa onların dağılmasına katkıda bulunur. Akıncı, Avrupa Birliği'nin çözümün finansmanı noktasında verilen sözleri Brüksel'de yeniden gündeme getirdiğini kaydetti. Çözümün elbette bir maliyetinin olacağı ve çözümün uygulanması aşamasına gelindiğinde finansman ihtiyacı doğduğunda Avrupa Birliği'nin ortadan kaybolmayacağı şeklinde bize bir sözü vardı Sayın Juncker'in. Bunu yeniden teyit etti. Hatta sözcüsü aracılığıyla kamuoyuna da bu yönde olumlu bir mesaj verdiler. Ben tabii ki daha evvel de söyledim. Büyük hayaller içerisinde olmamamız gerektiğini düşünüyorum. Uluslararası katkı elbette olacak ama bütün maliyeti de oralardan karşılayacağımızı beklemek doğru olmaz. Ancak işin başında ciddi bir katkının Avrupa Birliği tarafından yapılması elbette gerekli ve yerinde olacaktır. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Mustafa Akıncı, konferansın beşli olacağını ancak Avrupa Birliği'nin de zaman zaman katkı koyabileceğini söyledi. Uluslararası bir anlaşma niteliğinde olan garanti ve ittifak anlaşmalarının da tarafları var. Ve bu taraflar da üç tane ülkedir. Biri Türkiye'dir, biri Yunanistan'dır, biri Birleşik Krallık'tır. Dolayısıyla güvenlik ve garanti boyutunun ele alınacağı konferans, onların da katılımıyla söz konusu olacak. Onun için beşli tanımını kullanıyoruz. 2+3 şeklinde devam edecek 12'sinden itibaren. Bizim vardığımız mutabakatta bir cümle var. Orada diyor ki ilgili taraflar gerektikçe çağrılacak, davet edilecek. Şu ana kadar benim öngörebildiğim ilgili taraf Avrupa Birliği. Bürgenstock'ta da vardı. Bu Cenevre toplantılarında da yer alabilir biraz önce söylediğim gibi. Birazcık da ülke gündemindeki gelişmelere bakalım değerli izleyenler. Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş'tan önemli bir açıklama geldi. Denktaş 13. maaşların verileceği tarihi açıkladı. 2016 yılının 13. maaşı bu bütçe görüşmeleri sona ermeden ödenecektir. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında konuştu. Maaşlardan kesinti yapılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. İki günden beridir büyük dedikodular nedeniyle telefonlar almaktayız. Yok bilmem kaç kişiyi işten durdurmak için liste hazırladık. Yok 13. maaşları ödemeyeceğiz veya kesinti yapacağız gibi bir takım dedikodularla çalışanımız huzursuz edilmektedir. Buradan bu bütçe görüşmesinin ilk günü şu açıklamayı yapmak isterim. 2016 yılının 13. maaşı bu bütçe görüşmeleri sona ermeden ödenecektir.
Bu ödemeyle birlikte yine 2016'dan kalma vereceklerimiz vardır. Çeşitli kesimlere, tarım, hayvancılık ve çiftçiler gibi. Bunlar da yine bu bütçe dönemi sona ermeden ödenecek konumdadır. Maliye Bakanı, maaşlarda %7.5 oranında bir artış yapılması yönünde hükümete öneri sunduklarını da söyledi. Hükümete sunacağımız artış talebi bizim kendi açımızdan, maliye açısından belirlenmiştir. Bu önerimiz hükümette tartışıldıktan sonra gerekli karar orada üretilecektir. Bizim önerimiz %7.5 oranında 2016 Temmuz'unda yansıyan 2.30'luk da dahil %7.5 bir artış önermekteyiz. Hükümet bunu tartışıp artırma veya eksiltme yetkisine elbette sahiptir. Kesinti değil, insanımızın kayıplarını da öngören bir yaklaşımı önümüze aldık ve ona göre öneriler sunuyoruz. Türkiye'de AK Parti ve MHP anayasa konusunda uzlaşıya vardı. AK Parti ile MHP arasında devam eden başkanlık teklifi görüşmelerinde mutabakata varıldı. Teklif bugün ya da yarın meclise sevk edilecek. AK Parti ve MHP, Cumhurbaşkanı'nın kaç milletvekilinin oyuyla Yüce Divan'a sevk edileceği konusunda anlaşmazlığa düşmüştü. Bu pürüz partilerin yaptıkları görüşmelerin ardından aşıldı. Teklif kapsamında iki parti daha önce kritik birçok maddede uzlaşmıştı. Teklifle yürütmenin başı Cumhurbaşkanı olacak. Anayasadan Cumhurbaşkanı'nın varsa partisiyle bağı kesilir hükmü çıkarılacak. Başkanlık kurumu kaldırılacak. Bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Cumhurbaşkanı kararname çıkarabilecek. Bütçe teklifini meclise sunacak. Kanun tekliflerini ise milletvekilleri verecek. Cumhurbaşkanı ve meclisin karşılıklı fesih yetkisi olacak. Üzücü bir haberle devam edelim değerli izleyenler. Geçen hafta da bir uçak kazası meydana gelmişti. 71 kişi hayatını kaybetmişti. Bu hafta da Pakistan'da bir yolcu uçağı düştü. 48 kişi hayatını kaybetti. Pakistan Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Pakistan'ın kuzeyindeki dağlık alanda düştü. Kazada kurtulan olmadığı belirtildi. Katrial kentinden kalkan ve İslamabad'a gitmekte olan uçakta 48 kişi bulunuyordu. Uçaktakilerin 42'sinin yolcu, 5'inin mürettebat ve 1'inin havaalanı görevlisi olduğu öğrenildi. Havalyan bölgesine düşen PK-661 sefer sayılı uçağın enkazında şu ana kadar en az 21 kişinin cesedine ulaşıldığı açıklandı. Arama kurtarma ekipleri cesetlerin tanınmayacak halde olduğunu söyledi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre yolcu uçağı düşmeden önce alev aldı. Coğrafi koşullar nedeniyle ambulans gibi araçlar olay yerine ulaşamıyor. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor. Değerli izleyenler, zürafaların nesli tükeniyor. İzliyoruz. Biyoloji uzmanları dünyanın en uzun kara memelisi zürafaların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, son 30 yılda sert bir düşüş yaşayan zürafa nüfusunun 1985'te 155 bin civarında olduğunu, bu rakamın 2015 yılında 97 bine gerilediğini bildirdi. Zürafalar Afrika'nın pek çok bölgesinde yaşanan iç karışıklıklar ve yasa dışı avlanma nedeniyle giderek daha çok yaşam alanı kaybına uğruyor. ...5-9 Aralık tarihlerinde hangi haberler gündemin ön sıralarına çıkmış? Bu hafta neler konuştuk programında sizler için toparladık değerli izleyenler. Bir başka programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.